Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Boyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu gördüğünüz mor renk yazma üzerine çok hoş bir model daha anlatmaya çalışacağım sizler için. Lütfen videoya başlamadan önce kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna da basmayı unutmayın. Emeklerime destek olun arkadaşlar. Her şey için şimdiden çok teşekkür ederim. Hemen Bismillah deyip modelimizin yapımına başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben ilk önce modelimin alt zürafasını gittim. Sonra şu şekilde sinek kanatlarımı yaptım arkadaşlar. Buraların nasıl yapıldığını daha önceki videolarımda göstermiştim. Burada ipim bitmişti, ben burada kesmiştim. Hemen buradan çift düğüm atarak yeni ipimi ekliyorum arkadaşlar. İpimi ekledikten sonra bakın fazla olan ipimi ve sonraki zürafalara batarak devam ediyorum arkadaşlar. Bakın, 4 tane zürafa çektim. Şimdi birer tane zürafayı atladım. Ve burada bir yuva oluşturdum arkadaşlar. Oluşturduğum yuvanın içine 5 tane sinek kanadı yapacağım. Bunun gibi 5 tane sinek kanadını dolduracağım arkadaşlar. İki tanesinin nasıl yapıldığını göstereyim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, bakın bundan 5 tane yapacağım. 5 olana kadar bu yuvanın içini dolduracağım. Ben şimdi geri kalanını kamera arkasında tamamlayayım. Videomuz fazla uzamasın. Hemen tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın 5 tane oldu. Daha sonra gene 5 tane yanına zürafa yapacağım. 1 2 3 İpim bitti arkadaşlar. Burada ben ipimi kesip 5 zürafa daha yaptıktan sonra aynı şekilde yanına sinek kanadından çayır yapacağım. Aynı teknikle devam edeceğiz arkadaşlar. Daha önce gösterdiğim gibi. Hemen ben oraları da tamamlayayım ve modelimizin asıl çiçeğinin yapımına başlayalım birlikte. Evet arkadaşlar, bakın modelimin geri kalanını da bu şekilde devam ettiriyorum. Şimdi arkadaşlar, bu noktada şuralara çiçeklerimizin yapımına başlayacağız. Hemen ipimi takayım ben. Şu renk kullanacağım ilk başta. İpimi aldıktan sonra hemen başlayayım yapımına. Şimdi arkadaşlar, bakın ilk sinek kanadını boş bırakıyorum. Sonraki sinek kanadından başlıyorum. İpimi bu tarafa doğru uzun bırakarak düğüm attım ki bunun üzerine doğru çiçeğimi yapacağım. Şimdi buraya 5 tane pırpır yapacağım ilk başta.
İkinci pırpırımı yaptım. Şimdi şu fazla olan ipi bu noktada kesebilirim artık. Açılması mümkün değil. Çünkü altta sıkıştırdık onu arkadaşlar. 3 tane yaptım. Dördüncüyü yapıyorum şimdi. Ve bu şekilde beşinciyi de oluşturdum arkadaşlar. Şimdi buradan ipimi şu en başa atıyorum. Ve üzerine zürafa gidiyorum. Bu pırpırların içini doldurarak arkadaşlar. Bakın 4 tane zürafa yaptım. Tekrar başa geri döndüm. İpimi attım. Şimdi hemen yanındakine zürafa gidiyorum. Dört zürafadan üçe düşürüyorum bu noktada arkadaşlar. Eksiltme tekniğini kullanarak. Tekrar başa dönüyorum. Şimdi iki tane zürafa yapıyorum eksiltme tekniğiyle. Tekrar başa dönüyorum. Şimdi bir tane yapacağım buraya. Bu şekilde bundan şuna ve şuna da yapacağım arkadaşlar. Aynı yöntemi kullanarak 3 tane bundan oluşturacağım. Bakın. Bu şekilde bir yaprak oluşturduk. Aynısından 2 tane daha yapayım ve sonra birlikte devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın 2 tane daha aynı yapraktan yaptım. Bu noktada da şu renk ipimle çiçeğimin etrafını zürafa dolduracağım arkadaşlar. Şu şekilde bakın buradan başlıyorum. İpimi gene şu tarafa alayım. Şöyle yana alalım. Böyle tutalım. Sonra buradan bir düğüm yaptım arkadaşlar. Ve bu şekilde bu tarafa şöyle gösterelim. Evet. Bu tarafa doğru zürafa yürütüyorum. 2 tane yapıp fazla olan ipimi keseceğim burada. Şimdi burayı keseyim arkadaşlar. Şöyle elimle bu tarafa alayım. Dikkatli bir şekilde keselim. Evet. Şimdi bu yaprakların hepsinin etrafını bu şekilde sık iğne gideceğiz. Sık iğne değil pardon. Zürafa geçeceğiz etrafını arkadaşlar. Bu şekilde zürafamızı tamamlayıp aşağıya indikten sonra birleştirmelerini yani bir sonraki yaprağa geçiş noktası olarak bu köşeleri kullanacağız arkadaşlar. Bakın buraya kadar indim. İpimi aşağı indirmeden sonrakini atlayacağım. Ve bu noktada şu şekilde biraz
Bakın. Boşluk bırakıyorum. Daha sonra buraya pırpırlar yapacağım arkadaşlar. Sonra bunun etrafında da zürafa gidiyorum. Bu şekilde ilerleteceğim. Gene bundan buna geçişte de şöyle hafif bir köprü bırakacağız burada. Şu şekilde. Aynı tekniği kullanarak devam ettireceğim arkadaşlar. Ben oraları kamera arkasında tamamlayayım ve çiçeğimizin bir sonraki aşamasına beraber geçelim. Arkadaşlar bakın, çiçeğimizin etrafını bu şekilde mürdüm rengiyle geçtikten sonra şu oluşturduğum köprülere bu şekilde beyaz pırpır yapıyorum. İpimi hiç kesmeden bu şekilde arkadan atlattım. Daha sonra o fazla olan ipimi keseceğim. Buralara üçer tane pırpır yapıyorum. Orayı da göstermiş olayım dedim. Buranın pırpırını tamamladıktan sonra da şu iki yanı da pırpır yapacağım arkadaşlar. Şimdi oraları da yapayım ve bitmiş haliyle geleyim ben. Evet arkadaşlar, modelimizin bitmiş hali de bu şekilde. Bakın, 5 tane sinek kanadı yapmıştım ya. Üçünün üzerine bu yaprakları kurdum arkadaşlar. Sonra etrafını şöyle iğneyle göstereyim. Mürdüm rengi zürafa gittik bu şekilde. Zürafalarımızı giderken bununkini bitirince diğerine geçerken burada köprüler kuruyoruz. O köprülerin üzerine bu pırpırları yaptım. Şu üçünün üzerine bu yaprakları kurmuştum ve 5 tane olduğu için yanda 2 tane sinek kanadı kalmıştı ya arkadaşlar. Onların üzerine de bu şekilde pırpır yaptım. Ve bu ortada bir zürafa atlayarak yuva oluşturmuştuk. Onun ortasına da bu şekilde 3 tane sinek kanadı yapıp böyle çiçek tohumunu oluşturuyoruz arkadaşlar. İnşallah modelimi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki güzel modelde buluşmak üzere. Lütfen videoyu kapatmadan önce kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizler için her gün yeni bir model yayınlamaya çalışıyorum. Yeni yayınladığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Abone olup bildirim zilini açtıktan sonra. Ayrıca beğen butonuna basarsanız da bana destek olmuş olursunuz. İzlediğiniz için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.